aldığımız kararı zaten fevkalade aileleriyle beraber memnuniyetle karşıladıklarını bizlerle de paylaşmaktadır. Bu sistem peki ne getirecek? Bu sistem çok değerli konuklar, bu sistem aslında tercih yapabilen öğrenciler arasında rekabeti getirecek. Bu çok kıymetli bir şey. Rekabet kontenjanlara daha fazla talebin olması anlamına gelir. Daha fazla talebin olması demek aslında kontenjanlara daha fazla ilginin, daha fazla kayıt yaptırmak isteyen öğrencinin doğması demektir. Bu da gerek puanların belki yukarıya doğru meyletmesine, gerekse dolmasına da yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bu sistemle, bu uygulamayla kalitenin düşeceğini, liyakatın azalacağını söylemek doğrusu çok haklı ve makul bir eleştiri olarak görünmemektir. Bununla bir alakası yok. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu puan üstünlüğüne dayanan bir düzenleme. Dolayısıyla en yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak programlara yerleşebilecektir. Puanları tutmayanın programlara yerleşebilme veya kayıt yapma hakkı olmayacaktır. Dolayısıyla tartışmayı aslında bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla sayıda öğrencinin aslında kontenjanlara erişilebilir olması, yani tercih edebilmesi, tercih havuzunu doldurması anlamına geliyor bu yeni sistem. Bu açıdan değerlendirildiğinde sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor. Bunu bilhassa ifade etmek isterim. Ayrıca ikinci olarak kontenjanlarımızın biraz önce yeterli olduğundan da ifade etmiştim. Bu çerçevede en önemli şey aslında öğrencilerimizin başarı sıralamasıyla bu kontenjanlara girmeye çalışmalarıdır. Yapmaya çalıştığımız aslında büyük ölçüde bundan ibarettir diyebilirim. Sayın Başkan, özellikle bu yeni değişikliğin yapılma süresi de eleştiriliyor. Tam sınav döneminde ikinci dönemin başlamasıyla birlikte bu kararın açıklanmasının öğrencileri etkileyebileceği söyleniyor. Siz bunu nasıl diyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca bu değişikliğin yeni sınav, yani bir sonraki senedeki sınavda yapılması daha iyi olur muydu? Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Tabii. Bunun zamanlaması aslında zamanlaması gayet güzel oldu. YKS kılavuzu açıklanmadan önce biliyorsunuz biz bu kararımızı bütün halkımızla, bütün ülkemizle paylaşmış olduk. Yani oyun başlamadan önce, start vermeden önce kuralları ortaya koymuş olduk. Bundan daha aslında makul bir şey olamaz. Bu bir. İki, efendim çok öğrenciler, evet öğrencilerimiz sınava hazırlanmaktadır. Sınavın türü, sınavın şekli, sınavın muhtevası arkadaşlar değişmemektedir. Sınav aynı sınavdır. Bakın soru tarzı, biçimleri, türleri hiçbir şekilde değişiklik söz konusu değildir. Dolayısıyla sınavın değişmediği, sınavın muhtevasının farklılaşmadığı, soru türlerinin veya biçimlerinin farklılaşmadığı bir düzenlemeden söz ediyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız şey sistemi bir anlamda ciddi bir şekilde rahatlatabilmek. Dolayısıyla yani bu eleştiriye katılabilmek mümkün değil. Bunu ifade etmek isterim. Bir de ayrıca tabii sınav süresiyle alakalı sizlerin de gayet iyi bildiği gibi bir karar aldık ve 30 dakika kadar uzatmış olduk. Dolayısıyla bizim görebildiğimiz ve takip edebildiğimiz kadarıyla öğrencinin üzerindeki barajı geçme baskısı, psikolojik baskısı ve stresi kalktığından dolayı öğrencilerimizden aldığımız izlenim çok ciddi bir motivasyon artışı olduğu biçiminde. Yani öğrencilerimiz eğer ne kadar daha fazla soru yapabilirse aslında o kadar daha fazla arzu ettiği, istediği programları tercih edebileceklerini ifade ediyorlar. Bu baskının hele hele COVID-19 salgını şartlarında
okullarına devam eden, derslerine çalışan ve bir taraftan sınavlara hazırlanan gençlerimiz açısından ne kadar ciddi bir psikolojik doğrusu rahatlama ve motivasyon kaynağı haline geldiğini hatırlayacak olursak aslında bunun zamanlamasının fevkalade yerinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla ortada bir sürpriz söz konusu değildir. Eğer bir şeyden bahsedilecekse bu bir sürpriz değil, bu olsa olsa bir müjdedir diyebilirim. Daha fazla öğrenci